Şimdi bağışıklık sistemi çok karışık bir sistem. Size şöyle anlatayım. Esas önemli olan mesela bir tiroid hastalığından bahsedeyim. Tiroidit, Hashimoto diye bir tiroidit var. Mesela bu bağışıklığın bozulup insanın kendi tiroidine saldırmasıdır. Bunun gibi olan, bu tür hastalığı olanlar. İşte şimdi tıbbi şeyler söyleyeceğim ama sistemik lupus dediğimiz, romatoid artrit dediğimiz, ankilozan spondilit dediğimiz türdeki hastalıkların hepsi bağışıklık sisteminin bozulduğu, dengenin bozulduğu hastalıklardır. Bunun dışında en çok rastladığım şeylerden birisi de gebeler ya da gebe kalmayı düşünenler için antifosfolipid sendromu dediğimiz bir sendromdur. Bir diğeri de kalıtımsal pıhtılaşma bozukluklarıdır. Bunların hepsi bağışıklığı bozan ya da bozulmuş bağışıklığın akabinde oluşan hastalıklardır. Bunların düzelmediği durumlarda gebelikler düşükle sonuçlanır. Özellikle ben şöyle bir ayrım yapmak istiyorum. Gebeliğin ilk 8 haftasında olan düşükler genetik sebeplere bağlıdır. 8 hafta ile 12. hafta arası olan düşükler de bağışıklık sisteminin bozukluklarına bağlıdır.